aile danışmanlığı ve psikolojik hizmetlere duyulan ihtiyaç her geçen gün artıyor. Aile danışmanlığı ve psikolojik hizmetler alanında Mersin'de hizmet veren Boğaziçi Aile Danışma Merkezi de gerçekleştirdiği tedavi yöntemleriyle önemli hizmetler veriyor. Mutlu bireyler oluşturmak için terapileriyle yardımcı olan Boğaziçi Aile Danışma Merkezi, uzman kadrosuyla da dikkat çekiyor. Yetişkinler ve çiftlerde genellikle problem çözme becerisinde, iletişim bozuklukları ya da duyguları ifade edebilme gibi konularda, bu tarz konulardaki şikayetleriyle bize başvuruyorlar. Aslında basit bir güçlüğü kimi zaman bir problemmiş gibi bize yansıtıyorlar. Çünkü o güçlüğe uyguladıkları çözüm yöntemiyle ilgili sıkıntı yaşıyorlar genellikle. İşe yaramayan, yanlış yöntemde ısrarcı oldukları için basit bir güçlük büyük bir probleme dönüşebiliyor onların hayatında ve çift seanslarında çözüm aramaya çalışıyorlar. Ama bireysel olarak da yetişkinlerin kendi hayatlarında karşılaştıkları işte sosyal fobi olabilir, panik atak olabilir, çökkün ruh hali ya da işte başarısızlık korkusu gibi alanlarda bize başvuruyorlar tabii. Peki bu sorunlar karşısında nasıl bir çözüm yolu izliyorsunuz? Çiftler söz konusu olduğunda öncelikle aile işlevleri değerlendirmesini yapıyoruz. Hangi alanda takıldıklarına bakıyoruz. Yani duygularını ifade etme becerisinde sıkıntı varsa bu alanla ilgili çift terapisi uygulaması yapıyoruz. Eğer çiftlerden herhangi birinde psikolojik başka bir rahatsızlık varsa ve aslında ilişki sorunu bu sebepten dolayıysa orada muhakkak ki bireysel olarak destek vermeye çalışıyoruz bireysel terapide. İletişim problemleri varsa iletişim odaklı çalışıyoruz. Eğer bunun dışında rollerin dağılımı ile ilgili ya da belki işte aile içi şiddet gibi konular söz konusu olabiliyor. Travmatik konularda muhakkak travma sonrası destek almaları için bireysel terapi öneriyoruz çiftlerimize de. Çiftlerimiz buraya gelmesi için illaki bir problem mi olması gerekiyor? Hayır, evlilik öncesinde birbirlerini daha iyi tanıyabilmeleri için, iletişim becerilerini arttırabilmeleri için, sağlıklı ilişki kurabilmek için tabii ki istedikleri zaman buraya başvurabilirler. Boşanma sürecinde de tabii ki başvurabilirler. Sağlıklı boşanabilmek için eğer çocuk varsa çocuk konusunda boşanma ona nasıl aktarılacak? Çünkü boşanma kötü bir şey değildir. Boşanmanın nasıl olduğu aslında kötülüğünü ya da iyiliğini belirler. Dolayısıyla sağlıklı şekilde çocuğa boşanmanın anlatılması, çiftlerin süreci ruhsal sağlığı açısından iyi yönetmesi her ikisinin geleceği için de çok daha iyi sonuçlar verir. Yani aslında ilk seansta karşılıklı güvenden sonra terapist üstüne güvendikçe aslında sorunları çok rahat konuşabiliyorlar. Kimi zaman zaten cinsel problemi çözme isteğiyle geldikleri için çok rahatlıkla cinsel problemlerini ifade edebiliyorlar. Çünkü bu bir sağlık sorunu. Yani ruh sağlığının fiziksel sağlıktan bir farkı yok. Kadın doğumcuya gidip eğer utanmıyorsak buraya geldiğimizde de utanmamalıyız. Aslında bireysel terapi için illa bir sorun olması gerekmiyor. Kendilerini keşfetmek isteyen ve konuşmak isteyen herkes için bireysel terapi korkulacak bir şey değil. Çiftlerimiz için de var olan sorunlarını henüz daha büyük bir probleme dönüştürmeden kendileri çözemiyorlarsa eğer muhakkak destek almalarını öneriyorum. Merkezin verdiği hizmetler hakkında bilgi veren çocuk psikoloğu Müge Beğenilmiş, çocuklar için uygulanan terapilerde ne gibi yöntemler izlediklerini açıklıyor. Aile danışmanlığı deyince genelde hep sanki aileler geliyor ve bir tek onlara hizmet veriyormuşuz gibi düşünülüyor adından kaynaklı olarak. Ancak aile danışma merkezinin içeriğinde çocuk, ergen, cinsel terapi, yetişkin, çift ve aile olarak farklı alanlarımız bulunmakta ve hepimizin alanları farklı burada, farklı uzmanlar çalışıyor. Çocuklarla çözüm derken tabii ki önce problemin ne olduğunu tespit ediyoruz. Uyguladığımız testlerle, değerlendirmelerle, aile görüşmeleriyle, gerektiğinde öğretmenlerle yaptığımız görüşmeler sonucunda önce problemin ne olduğunu, nelerden kaynaklanabileceğini tespit ediyoruz. Sonrasında da nasıl bir yol izleyeceğimize karar veriyoruz. Çocuklarda ya oyun terapisi kullanıyoruz, tabii çocuklarımızı alıp karşılıklı konuşma şansımız, hadi problemini anlat, nedir sıkıntın deme şansımız yok. Çünkü onlar bunu ifade edemiyorlar. Ancak biz ya resim yoluyla ya oyun yoluyla çeşitli yaptığımız işte sanatla terapi teknikleriyle çocuklarımızın iç dünyasına inmeye çalışıyoruz. Böylece hem onlarla yandan iletişim kuruyoruz, terapi sağlıyoruz. Aynı zamanda da aileye onlara nasıl davranmaları gerektiğiyle ilgili bilgi vermeye çalışıyoruz.